ETS'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Keyifler yerindedir. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Turizm modumuz vardı biliyorsunuz ki. Karabük'te kalmıştık. Yine bu modla devam. Bayağı hoşuma gitti. Yine müzik eşliğinde derinden bir müzik geliyor. Kastamonu üstünden Samsun'dan geçerek orada otogara işaretledim. Şu şekilde rotamız. 437 kilometrelik bir mesafe. O zaman yine vakit kaybetmeden haydi yola çıkalım. Kontağımızı açalım şöyle. Bu mod çok hoşuma gitmişti. Son videoda biliyorsunuzdur zaten. Buradan devam dedim. Gerçekten güzel olmuş otobüs. Daha kısa mesafe seçecektim ama olmadı. Yine yapamadım. Kısa mesafe gitmek de pek şey yapmıyorum ya. Ne bileyim, böyle çok kısa geldiği için birazcık uzun tutmaya başladım. Çünkü biraz daha güzel oluyor videolar. Öyle 200-200 küsur kilometre yollar seçmiyorum. Yani o kadar mesafe kısaltmıyorum. 400-450-500 ideal. Tabii ki de 700-800 kilometrelik seçmemeye gayret ediyorum. Video çok uzun olur çünkü, hem sizi sıkmamak adına. 437 kilometre idealdir diye düşündüm. Uygun gitmeyeceğiz, yine hız yapacağız bayağı. Hız yapmayı zaten seviyorum ama tabii ki de bu simülasyon oyunu olduğu için çok da hız taraftar değilim bu oyunda, ama zaten otobüsün maksimum hızı ne kadar ki? Karadeniz üstünden devam. Karadeniz'i bitirdikten sonra şöyle doğuya doğru aşağı ineceğiz. Virajlara rahatlıkla girebiliyorum. Çünkü viraj performansı gerçekten güzel otobüsün. Önceki videodan biliyorsunuzdur zaten. İzlemeyenler için kartlara ekliyorum onu. Onu da izlemediyseniz bir göz atın derim. Turizmo ile gazladık. 170 kilometre diye bir video koymuştuk en son. Trafik modu 3'te. Biraz kalabalık gelebilir. Ama biraz da tadı öyle çıkıyor ya. Yani tek tük araba görmek, ne bileyim, zaten gerçekte de bir yola gittiğimiz zaman bu kadar kalabalık normal geliyor. Artık günümüzde araç sayısı arttığından dolayı ideal 3 diye tercih ettim. 3 yaptım yani, başka şeysi yok, amacı yok. Daha da arttırsak bu sefer şehir işlerinde tıkanıyor, tıkanma yaşanıyor. Sert girdim. Neden? Retarder'ı geç çektim arkadaşlar. Bunlar yürümeyecek şimdi. Hadi yürüyün artık. Daha ne geri geliyorsun? Hadi. Hah, yürüdü. Etmez, ama hiç fark etmez. Kalbim. Işığı da göremiyor. Heh, yürüdüler. Debriyaj bayağı hassas. Diğer otobüslere veya tırlara göre biraz daha yarım tutmanız gerekiyor. Logitech G29 ile benim direksiyon setim Logitech G29. Kastamonu'ya girdik. Kastamonu'daki tüm dostlarımıza selam gönderiyorum buradan. Selam göndermeyi unutmayalım. Ne galerisi bu? DAF.
Keşfedildi, güzel. Otobüsün süspansiyonuna bakar mısınız? Arkadaşlar, şu fren gücünü ben biraz arttırayım. Sonuna kadar bassak da bayağı geç duruyor. Ayarlarını en son çekmiştim onu. Şöyle biraz artırsak yeterli. Devam. Sesi az çıkıyor biraz ama içeride olduğumuz için. Yani diğer otobüslere göre az geliyor. İdeal olarak ayarlanmış. Şurada freni de bir test edelim. Güzel. Orada yeşil yandı. Devam. Frenleme şiddetini artırdıktan sonra biraz daha iyi oldu. Bir tık daha iyi oldu. Ama nedendir anlamadım. Retarder biraz geç giriyor. Yukarıdaki helikopter radar gibi. Yakıtımız yarı demiş. Hiç bakmıyorum ona da. Ama gideceğimiz yere kadar yeter. Bir sonraki videoda yakıt da alırız. Şöyle biraz gazı kökleyelim. Rampalarda biraz bayılıyor. 428 beygir olduğundan dolayı daha yüksek motor seçeneği yok. Tabii ki ben mod kullanmıyorum. İşte yok 1000 beygir, 1300, 1600 vesaire. Fren güzel oldu. Ayarladıktan sonra güzel oldu fren. Geç artık sağa. Şimdi sağlarım önüme kırar. Yetişir mi? Bir de basıyor. Yetişir mi? Ve yetiştik. Biraz makas attık ama olsun artık. Açalım müziği. Çok derinden geliyor diye az geliyor iyice. Kapatmış olmayalım. Müzik eşliğinde dedik. Duyulmazsa bir anlamı kalmaz. Dar yollarda trafik 3 bile fazla geldi yani. J-Trafik 3 kodu. Konsola yazdığımız kodlar, yani konsola yazıyoruz da konsolun nasıl açıldığını bilmeyenler için veya ilk defa oyunu yüklediyseniz config dosyasındaki developer kısmını, cheats kısmını bir yapmanız gerekiyor. Zaten bunu bildiğinizi varsayıyorum ama bilmeyenler için oyunun belgelerimde bir kayıt yeri var. İşte çektiğiniz fotoğraflar olsun, modlara attığınız kısımlar olsun. Orada config dosyası var. Onu not defteriyle açıp G developer kısmını 1 yapıyorsunuz ki tırnak işaretine bastığınızda konsol açılsın. Ondan sonra işte G traffic, G weather, işte hava durumu, weather veya böyle biraz makas atata gidiyoruz. Benim önüme kıracak değil mi? Anladım bu sefer. Çünkü sinyali yaktığı gibi atlıyorlar. Şu hava boşaltma sesi gibi bir ses geliyor. Çok hoşuma gitti ya. Diğer videoda da duyulmuştu ses.
Oo, 268 kilometre yolumuz kaldı. Hızlı mı geldik? Yo. Sohbet muhabbet eşliğinde yol da çabuk bitiyor. Rampa çıkacağız. Biraz bassanız bayılacağız şimdi ya. Sen de bayılacaksın. Hala fren atıyorsun. 3. Göremiyorum ki sollamaya çıkayım. Gelen var. Şimdi çıkabiliriz. Vites geçmedi ya. Ve keskin viraj varmış gelen olunca. Geri girmek istedim şeride. Zaten önündeki tır da bastı. Hadi gel bakalım daha ne kadar basacaksın. Yüzle zor solluyoruz ya. Virajlara istediğimiz gibi giriyoruz. Hoş geldiniz. Soldan. Evet. Retarder. Güzel bir retarder sesi oldu. Otobüs tutması da güzel. Retarder'ın. Mesela tır modunda ya da ETS'nin kendi tırında, herhangi bir tırda yükü çok yüklediğin zaman retarder hiç boş yani. Çevir istediğin kadar. 10 kilometre düşürüyor, düşürmüyor. Yani diyeceksiniz tabi normal o kadar yüke vesaire ama biraz daha kuvvetli olabilirdi. Veya yapay zekası olsa, retarder ona göre şekil alsa mesela. İşte ne bileyim, boş kafayla biraz daha az tutsa, yük yükleyince tam güce girse, retarder daha sağlam tutsa böyle güzel olurdu. Gelir ama. Muhakkak bunu dile getirenler ya da mod yapımcıları önem verip yapacaklardır diye düşünüyorum. Biraz hız yapalım mı? Ha, virajlar zaten sıkıntı değil bizim için. Bu arada vuruyorduk bariyerlere. Çıkma. Sakın çıkma. Hmm. 135. Oo. Sakın çıkma. Süperdi bu. İyi ki atlamadı. Sağ geçiyorum ki. Hızımıza yetişseler bizi sollayacaklar. Işık mı? Evet. Yeşil yandı baba. Yürü. Allah Allah. Allah Allah. Uçanlar kuş mu ya? Evet. Uzaktan uçak gibi görünüyor ama yavaş uçuyorlar. Şurada keskin bir viraj var. Şuraya sert girelim mi? Of, süper. Helikopter ceza yazacak şimdi bize. Ama ceza kapalı. Ne olmuş burada? Oo, Ferrari'yi çevirmişler. Ferrari'ye ceza yazıyorlar arkadaşlar. Demişler. Herhalde diyorlar. Kardeş sen hayırdır? Almışsın Ferrari'yi altına ama
Burada öyle hız yapamazsın. Radara girdin. Ödeyeceksin. Radara girmiş galiba. Tabi yapay zeka olarak, varsayım olarak konuşuyorum ya. Durdurmuş işte. Olaylar da kaçıncı ayardaydı? Olaylar 3 ya da 2 olması lazım. Onu da yüksek tutmadım çok. Sonra yollar kapanıyor. Komple yolu grafiksel olarak kapatıyor. Sağından falan da geçemiyorsun. Olmuyor öyle olunca. O yüzden çok yüksek tutmak istemedim yol olaylarını. Şöyle biraz basalım. Müzik ile ilgili yorum yapacak arkadaşlar biliyorsunuz. Yani hep Hande Yener çalıyor ama ne bileyim, seviyorum. Başka bir şey çalmamı istiyorsanız tabi yorumlara yazın. Sonraki videolarda çalarız. Ya standart YouTube mesela telifsiz müzik koysam oraya, standart altta öyle bir şeyler çalacak. Onun yerine Hande Yener açayım dedim. Zaten arabada da Hande Yener dinliyorum. Diyecekler bıkarsın o kadar ama yok. Şuradan bir soldan devam edelim. İster aşk birisini olsun, hiç kimseyle yapamazsın aşk. Üstüne hiç yakışmıyor. Sağa geçeceğim tırcı dayı. Basma. Bu oyunun trafikteki yapay zekasının bir sevdiğim yönü var. Gerçi hoş, gerçek hayatta sevmiyorum onu ama sonuçta galiba ona göre uyarlanmış. O da şu ki, gerçek hayatta da sol şeride geçen basmıyor ya. Ama git bir arkasına selektör yap. Geç sağa, ben geçeceğim de sağa geçtiği gibi basıyor. Bak bu oyunda da var o. Tabii normal hayatta kızıyoruz ama burada uyarlanmış olması mutlu ediyor açıkçası. Yine dar yollara girdik. Ama bölünmüş yol yine. Manzara güzel değil mi ama ya? Hoşuma gitti benim. Seviyorum bu tür yolları. 57 kilometre yolumuz kalmış. Ne ara bitti yine ya? Yardırdık gene. 120, 123, 125. Eyvah. Hadi bir solla artık. Yolculara bakın içindeki. Ya uzun yoldasın, şehir içi otobüsü gibi. Niye ayakta duruyorsun? Otursana. Bak. Son anda. Sinyali yaktığı gibi atlıyorlar. Son anda fark ettik ama iyi çarpmadık bu sefer. Boşalt kardeşim sol şeridi. Ben geliyorum. Buradan sağa mı döneceğiz? Evet. Şöyle sağda yerimizi alalım. Evet. Ordu'ya giriş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bütün ordudaki arkadaşlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Herkese işte.
Bu oluşan kasmalar, daha doğrusu drop sorunları oyundan kaynaklı, makineden kaynaklı değil. Onun için özür dilerim arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bitrate'imi 50 bin tutmama rağmen maalesef bunu yaşıyoruz. Zor durduk gene ya. Otogara girmek üzereyiz zaten. Sana kırmızı çok yakışıyor. Yürü haydi be. Iveco çekici galerisi keşfedildi. Güzel. Gezdikçe haritada doluyor. Keşfedilmiş yerler vesaire. Sayın konuklarımız, yolculuğumuz sona ermiştir. Bizi seçtiğiniz için teşekkür eder, yine bekleriz. Konuşamadım ya. Bir tane muavin alayım yanıma. Nasıl olur? Anonslarımızı yapsın. Sohbet muhabbet eşliğinde. Yeğenim gelmişti bir keresinde. Bakarız. İlerledikçe onu da yaparız inşallah. Bu sefer şuraya yanaşacağım. Şöyle. Kontağımızı kapatalım. El frenimizi çekelim. Umarım keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.